Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalarınız olsun, cumalarınız mübarek olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilikler versin, Rabbim güzellikler versin. Evet arkadaşlar, bizleri sorarsanız Allah'a şükürler olsun. Bizler de çok çok iyiyiz. Şöyle biraz barbunya haşladım. Hemen yağını salçasını kavurdum şöyle. Hemen onu şöyle atacağım bir poşeye dök diye. Azıcık haşladım hani kara suyu çıksın diye. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz bakalım? İyisinizdir inşallah. Sağlığınız, sıhhatiniz. Rabbim iyilikler versin. Güzellikler versin, sağlıklar versin. Hayırlı hayırlı cumalar nasip etsin arkadaşlar. Ben yine çocuklarla sabah işte kalktık. Bugün sabah erken kalktım arkadaşlar. Saat 5.30'muş kalktığımda. Biraz orada biberlerim vardı, patlıcanlarım vardı. Bunları topladım. 5-10 tane maydanoz yaptım. Ondan sonra salatalıklar vardı, onları falan topladım işte. Manava gönderdim, oğlan 9 gibi, 8.30-9 gibi işe gidiyor. Hani ona yetiştirem diye. O yüzden sabah erken saatte kalktım. Sabah 5.30'muş arkadaşlar, uyandım. Bayağı artık ortalık yani serinliyor sabahleyin. Yani saat 7.30'a kadar bayağı yani artık ortalık serin. Şimdi kapatayım ben. Evet. Barbunyamı koydum arkadaşlar. Ağzını kapattım. 20 dakikada pişiyor. Ben kısık ateşte pişiriyorum. Yarım saatte pişiriyorum arkadaşlar. Altını kısıyorum. Düdüklüyü kısık ateşte pişirmek her zaman faydalıdır. 10 dakika geç kapadım. Kısık ateşte pişirin arkadaşlar. Şimdi düdüklüden ben gerçekten korkuyorum yani. Evet. Sıra geldi dünkü karnıyarımız arkadaşlar. Dün yapamadığım karnıyarı nasip olursa bugün yapacağım. Bir yandan da kıyması, bakın hani bu kıyma da üçüncü kıyma dolaptan çıkma. Dün bir çıkardım, börek yaptım. İkinciyi çıkardım, o da erimiş. Artık dün yapamıyorum diye, yani erimiş şey de hani geri dolaba bozulur girmez diye. Sabahleyin kavurdum, üstüne yumurta kırdım, yumurtalı gelen kahvaltı, onu da o kahvaltıda yedik. Bu üçüncü arkadaşlar, tekrar geri. Ben aldığım kıymayı, hani mesela alıyoruz, bir kilo kıyma aldık mıydı? Bunları ben şöyle parça parça yastıltıyorum. Mesela bir kilo kıymayı 250 gram 250 gram dörde bölüyorum. Dört parçaya bölüp dolaba atıyorum. Hani çıkarıyorum böyle hani kıymalı yumurta yaptığımız zaman veya böyle şey yaptığım zaman onları öyle yani yapacağım şeyin işine göre, durumuna göre bir tane çıkartıyorum. Çok bir şey yaparsan mesela börek gibi bir şey iki tane çıkartıyorum. Öyle mi öyle arkadaşlar? Öyle bir tane daha çıkardım. Sabah o da erir. Şimdi erisin diye. Babam bak incir olmuş. Hayır onu. Nereden aldınız? O da. He? Kim aldı onu? Dedem. Dedem aldı, sen mi aldın? Hayır dedem.
Aşkım. Bak dedesi iki tane incir almış arkadaşlar. Siltası. Silta Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Siltası bizden bereket Allah'tan. Yavrum iki tane incir almış. Dedesi incir vermiş. Bir tanesini bana getirmiş. Hayırlı evlat diye buna derler arkadaşlar. Allah'ım hayırlı evlatlar versin herkese. Aşkım bunu sen ye. Yok. Sen ye yavrum. Sen ye. Ha. Ama bak bu şöyle açılır öyle yenir bakın. Bak şöyle açılır şöyle yenir aşkım. Hayır. Ha? Ben böyle yaptım. Sen ben böyle yaptım. Sen öyle mi yiyor? Ben söyledim. Tamam bunun yarısını da elle yediren ben değil mi? Bir tane incir kararmış arkadaşlar. Bunu dedesi gibi vermiş. Birini bana getirmiş. Birini de kendisi yedi diyor. Ne yaptın lan? Evet nasip olursa arkadaşlar bugün kısmet buna olacak artık. Yanına da barbunya koydum. Hemen azıcık barbunya haşladım. Barbunya da koydum. Evet. İsterlerse yanına bir bardak kadar da pilav yaparım. İstemezlerse çorba yaparım. Artık hangisini isterlerse. Ben bunları böyle yıkayayım arkadaşlar. Yol yol soyayım. Kenarından beri. Hı. Aman camakinin içinden beri geldim aşkım. İyi, ben böyle yapıyorum arkadaşlar bakın. Böyle. Şuradan şöyle bir çizik atıyorum. Ondan sonra sepaktan vuruluyor. Ya öyle atıyorum çünkü çatırıyor biliyor musun? İnsan yüzüne falan sıçrıyor. Evet.
Allah'ım hayırlı ezanlarımız olsun. Rabbim ezanlarımızı susturmasın arkadaşlar. Rabbim minarelerimizden ezanlarımız eksik olmasın. Ezanlarımıza göz dikenlerin gözleri çıksın. Bayraklarımıza göz dikenlerin gözleri çıksın Rabbim. Allah'ım. Evet, ezan oku Nezih. Ben kapatmadım hani uzun şey olmasın diye. Ben bunu böyle böyle yol yol soyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra kızartıyorum. Kızarttıktan sonra katını hazırlayacağım. Doldururken inşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar. Patlıcanlarımı bütün kızarttım bakın. Patlıcanlarımı hepsini de güzel harcına bakın. Tek tek kızarttım. Hepsini de böyle kızarttım. Biberlerimi de hazırladım. Biberlerimi de hazırladım böyle. Katığımı da hazırladım arkadaşlar. Şeyimi. Barbunyamı da pişirdim. Düdüklüden tencereye döktüm. Düdüklüğümü güzelce yıkadım. Burada yağ oldu şey kızartırken. Bir de benimkisi var. Bakın barbunyamı da pişirdim. Barbunyam da güzel oldu. Patlıcan kızartırken buraları yağ oldular diye bütün buraları sildim arkadaşlar. Yağ çözle aygazın da şeylerini birden söktüm. Makineye soktum bulaşıklarla beraber. Makineyi çalıştırdım. Bir yandan makine de yıkıyor. Ben de geri kalan düdüklüyü falan elimde dışını falan sürttüm. Yıkadım, kaldırdım, derdim, topladım mutfağımı. Üstüne domates buralarda kızaran kalmamış. O yüzden eşimi yazda onun orada domates burada hepimiz her gün alıyoruz ama onun orada çok ellenmiyor ya. O yüzden onun orada vardır diye oraya domatese yolladım. Babayı ben dedem gideceğim. Dedem ellenmeyecek kızım, gelecek hemen domates alıp gelecek. Gelecek. Gelecek aşkım, şimdi gelecek o. Anne ona yiyecek vermiştir. Vermemiş. Ben yiyecek falan görmüyorum ki. Yiyeceği sen nasıl göreceksin canım? Onu yemiştir atınca. Hayır. Ama benim balığım yemiyor ki. 4:30'da 5'e doğru gelirken eşim işe gidecek. O yüzden barbunyayı pişirdim arkadaşlar. Şimdi bunu da sürerim. 15-20 dakikada da fırında bu pişer. O zamana kadar bulaşık makinesi biter. O bitince de bunu çalıştırırım şeyi, fırını. Bakın saplarını niye koparmadın abla dersiniz. Bu saplarını. Saplarını ben maksus koparmıyorum arkadaşlar. Çünkü saplarını ben seviyorum. Bizim de orada bu saplarını pişirirken yemeğini yaparız ya, yemeğini yaparken bile ne biz bunu yani doğrarız şöyle, kafasını şöyle keseriz, bir de şöyle 4 şak yaparız. Yani bizim orada bunun kafasını bile pişirirler yani. Seven yer içinde, sevmeyen tabanla. Bunu böyle şöyle tabağa korup mesela şimdi servis tabağını akşam servis yaparken şöyle tabağı şöyle korup şöyle yanına da pilavını korup herkes şöyle çatalını şuradan şöyle yiye sapını atarlar şey derler yani. O yüzden sapını maksus böyle kızartması güzel oluyor. Kızartırken yani büzülmüyor. Kesilen yeri yani çizik attığın yer meydana çıkıyor, gözüküyor. Böyle saplı kızartırsan. Ama sapını sapsız şey kızartırsan, bakın şunu mesela sapsız kızarttım. Bunun sapını kestim. Ama çiziğini bulamıyorum nerede olduğunu. O yüzden biraz yani şey diyeyim. Öyle birkaç tanesini de sapsız yaptım. Belki hani saplı kızarlar diye. Sap olup da yani şey yok. Burasını mesela şu çatalını şuradan yiye şuraya kadar yersin. Burasını da tabanda kalır.
Herkesin bir yapış şekli vardır arkadaşlar. Ben de böyle yapıyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yorumları açıyorum, yani yorumlarda yazabilirsiniz. Dizen geldi bak. Hemen çabucak gidip gelecekti o. Gitti geldi hemen. Gelmeyip de ne yapacak? Orada mı yatacak kızım? Adam domatesi yolladı. Hemen gitti geldi işte. Bakın arkadaşlar, bu da dedi şeyin, eşimin bahçesinden. Bakın. Onun bahçesinden götürüyor. Benim bahçede kalmamış kızarım, kızarıklar. Domatesin cinsi daha değişik bak. Ya burada kalmamış ki. Ben sen onu elini tutmuş. Yutun mu ki? Sen görsün yıkacak. Onu sabah. Sen gör günü yıkacak. Ya sen çok kötüsün. Baba ne güzel. Ama sen de sen çok güzelsin. Baba ne çirkin. Baba ne nasıl güzel. Kulü şükürler bana. Ha sen çirkin. Ama deden yakışıklı. Yavrum hiç babaannesini değiştirir deden, mi? Deden de şu yakışıklı bak yavrum be. Endama bak, adam artist gibi ya. Deden yakışıklı canım, bir şey mi dedik? Deden de kendini met dedi ya. Değil mi kızım? Hı. Baba nasıl verdi dolap? Dolaptan al. Dolaptan al ellerim şey bak. Ben de ellerim şey. Bir artı bir nasıl oluyor ya? Benim yatak, benim ev gibi mi oluyor be? Bir yatak adı salon. Mutfak nere? Mutfak banyo. Biberleri altına koyuyorum. Biberler hani kuruyorlar ya şeyde ateşin, hem ateşte hemen yanı veriyorlar ya.
Arkadaşlar o yüzden biberleri altına koyayım. Biberler yanı veriyorlar ya derse. Evet. Bakın suyunu da dökmeyeceğim. Bunun içine açıp bir kaşık salça koyacağım. Salçalı suyu ezeceğim arkadaşlar. Onu dökeceğim. Şöyle. Kaşıklarını makineye attım arkadaşlar. O yüzden hepsini bir kaşıkla atacağım mecburen. Evet. Bu fırına gitmeye hazır arkadaşlar artık. Fırına gider artık değil mi? Evet arkadaşlar. Bakın. Tepsimi aldım. Garnitürüm pişti. Bakın arkadaşlar. Bakın gerçekten çok güzel olmuş. Zaten patlıcanı kızarttım. Patlıcan da pişmişti. Üstünde sadece biberleriyle domateslerini pişmesi için yarım saate 150 dakika dereceye ayarladım arkadaşlar. Yarım saatte
peşince kendinden kapanıyor ya. Kendinden kapanmış. Bakın. Çok sıcak şöyle. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben de bu arada bunu fırına sürünce arkadaşlar neler yaptım biliyorsunuz mu? İnan paçalarımı sıvadım. Tuvaletimi, banyomu güzelcene, iyicene her tarafı duvarlarına varıncaya kadar yıkadım. Güzel sildim. Her tarafını oralarını temizledim. Ondan sonra paspaslarını topladım. Makineye soktum makinenin içine. İkindi nokonda ikindi namazımı kıldım arkadaşlar. Şu anda yemeğimi yaptım. Barbunyam pişirmiştim. Garnyerim de pişti. Bunu fırının içine süreceğim. Böyle sıcağına kalsın. Soğumaz soğumaz. Akşam da onların gelmesine yakın bir bardaklık pilav yaparsam yaparım. Yapmazsam bunlar bize yeterli. Eşim işe gitti. Zaten Ege'nin var. Bir kız var. Biz varız. Başka 3 kişiyiz. 3 çocuklarla 5 kişiyiz. Yap derlerse bir bardak şeyle pirinçten yaparım. Yapma derlerse neyse bunlar bize yeterli arkadaşlar. Bunu fırın içine süreyim. Evet. Bu arada da hava serinledi. Yani bugün inanır mısınız 5.30'dan beri ayaktayım daha halen. Yani hani 1 saat 2 saat belki öğlen sıcağında dinlenirim diyordum ama maalesef dinlenemiyorum. O yüzden şimdi de hava serinledi. Pırasa dikmiştim arkadaşlar. Pırasalarımın etrafı bütün yalancı semizot olmuş. Yani onları giderken şöyle fındığı bir karıştıracağım şöyle. Hani ara ara karıştırıyoruz kurusun diye. Onu karıştıracağım. Eylül uyuyor. Zümrüt de yanımda oynar veya parka gider. Onu karıştıracağım. Oradan cemekene gireceğim arkadaşlar. Cemekende yani ot yonacağım. Serinlik. Hava saat 6'ya geliyor. Saat 5 şimdi. 6 gibi falan hava iyice serinler. O zamana kadar da ben de dışarıda fındığı falan karıştırırım. Kapının önlerini şöyle bir süpürürüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Ben de kapanışımı yapayım artık sizinle. Evet. Herkeslere hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı cumalar olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Artık bir dahaki videom nerede olur? Ahırda olur, evde olur, yerde olur, bahçede olur, mutfakta olur, nerede olursa olur arkadaşlar bilemiyorum. Bir dahaki videomda Allah'ım erdirir de nasip ederse görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalıma kalın arkadaşlar. Beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bol bol yorum, bol bol abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aboneler ücretsizdir. Sadece abone tuşuna basacağınız, yani o kadarı başka bir şey yapmayacağınız arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden de. Rabbim kurban olduğumda Allah'ım herkeslere hayırlı hayırlı sağlıklı günler temenni etsin. Herkese iyi akşamlar olsun.